Güzel. Bir gelişme olursa bana haber ver, tamam mı? Görüşürüz. Nasılmış hayatın Burak? İyi, ameliyatı iyi geçmiş. Hala yoğun bakımdaymış. Babası uçak ambulansı Ankara'ya nakledilmesini istiyormuş. Ha, tabii haklı adam. Kendi bildiği, tanıdığı ellere emanet etmek istiyor herhalde oğlunu. İdil'in hastanesi en ellerinden gerçi ama. İşte. Kocacığım, nedir sendeki bu İdil hayranlığı? İdil'in hastanesi, İdil'in aklı, İdil'in başarısı. Ne oluyor Aslan, sen kıskanıyor musun yoksa? Hem de İdil'i. Yok artık. Olabilir. Kıskanabilirim. Benden başkasına ilgi göstermeni sevmiyorum. Anlamıyor musun? Abartma istersen Asena. Her istediğin yapıldı. İş kurmak istiyorum dedin. Ona da evet dedim. Daha ne olsun? Bir de şimdi İdil'e karşı kıskançlığın çıktı. Ya arkadaşım o benim ya. Arkadaşın da olsa bir kadın neticede ilgi göstermeni istemiyorum diyorum. Kıskanıyorum diyorum. İş başka mı başka? Saçmalama. Kıskanıyorum şekerim, kıskanıyorum. Buna bozulacağına sevinmen lazım, sevinmen. Aa. Vallahi bozulmuş. Haklısın tabii. Azıcık nankörlük etmiş olabilir miyim? Boynumda doğum günü hediyem varken... bir de ofisin anahtarını verdin bana. Beni o kadar mutlu ettin ki ben sana anlatamam. Çünkü iş benim için gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ederim. Yalnız cafcaflı ofiste bitmiyor iş biliyorsun değil mi? Ciddi ciddi oturup markanın ürünlerini ortaya çıkartman lazım. Yoksa süs olsun diye açılmadı o ofis. O kadar para yatırdık. Aa, aşk olsun. AS markasını yaratan kim? Benim. Daha önce bu ürünleri yaptım ben. Hatırlatırım sana kocacığım. Ben seninle evlendim diye işi gücü hepsini bir kenara bırakmıştım. Yoksa neyin nasıl yapılacağı ben gayet iyi biliyorum. Göreceğiz. Hadi bakalım. Sen göreceksin. Ve ondan sonra da canım karımla gurur duyuyorum diyeceksin. Prenses, ne haber? Ha, geldin mi Mert'tekin? Hadi bakalım, kolay gelsin. Sevgi abla. Çağırdınız, iki çift laf etmeye geldim. Mutfaktan çıkamadın ya. Geldim, geldim. Dur. Sürpriz. Pastam mı var? Ya. Bir tanecik kızımızın doğum gününü unutacak halimiz yoktu herhalde, değil mi? Söndür hadi mumlarını. Canım benim. Üfleyem. İyi ki doğdun canım benim. Baban da gelecekti de aslında işte şu badana işi olunca. Bu da böyle çam sakızı çobana. Hediyem mi var? Tabii. Ben yaptım ha el emeği ona göre. Aç bakayım. Küçük bir şey ama işte. Benim için. Senin için tabii yavrum, kim için olacak? Beğenmedin mi? Ay canım benim yavrum, ne oldu? Ya Sevgi abla, iyi ki varsınız. Ay. Siz olmasanız ben ne yaparım? Ay. Ha? Yapayalnız. Duyan da seni bir başına kaldın hayatta zannedecek yavrum. Olur mu öyle, ne güzel evin var. Bak arkanda dağ gibi kocan var. Şükret yavrum haline, niye öyle konuştun? Ya anlamazsın, dağ gibi kocan. Kutlusay ailesinin şu kadar umurunda değilim biliyor musun? Şu kadarcık. Bak şimdi deme öyle. Bunca senedir tek isteğim kabul edilmek. Bir parçaları olmak. Canım benim. Yani ait olmak oraya, anlıyor musun? Varsa yoksa Nil ve Selim. Onlar da beni hiç istemiyor. Ben Asena'yız. Onun kalbine öyle bir yerleşeceğim ki oradan beni kimse söküp atamayacak. Gerekirse o çocukları oradan söküp ben alacağım. Ama kocamın kalbinde ben olacağım. Önüme çıkan herkesi yakarım. Gözünün yaşına bakma.
Thank you.